Selam, ben Zeynep. Bugün sizlere okumam için tamamlamam gerektiğim serilerden bahsedeceğim. Bu o kadar fazla ki size iki videoyu falan da bölebilirim. İlk kitabım Uyumsuz serisinin ikinci kitabı olan Kuralsız. Kuralsız bende duruyor ancak ben sanırım ya çok ucuza buldum ya da o zaman bilmiyordum bunun ikinci kitap olduğunu. İşte ilk kitabın anana kadar bende bekleyecek. Hatta bütün seriyi toplayana kadar bende bekleyecek büyük ihtimalle. Az çok konusunu biliyorsunuzdur zaten. Ben de neredeyse bütün konuya hakimim. Çünkü filmlerini falan tamamen izlemiş durumdayım. İşte spoiler yedim ama yapacak bir şey yok. İkinci kitabım Bayan Peregrin'in Tuhaf Çocukları. Bu seriyi çok merak ediyordum. İlk çıktığında çok fazla anlatılan, çok fazla duyduğum bir seriydi. Ama ben gittim filmini izledim. Seriyi toplamadan kitaplara başlamama gibi bir huyum olduğu için bu kitabın da serisini toplamayı bekliyorum. O kadar kötü olacağını düşünmediğim için zaten ilk kitabı okuyayım da hani beğenirsem devamını toplarım gibisinden bir düşünce yok kafamda. Direkt seriyi toplayıp bir anda başlayıp bitirmeyi planlıyorum. Hızlı. Üçüncü kitabım Kötü Kızlar Ölmez. Kötü Kızlar Ölmez hakkında çok güzel yorumlar duymadım. Bunun birinci kitap mı, ikinci kitap mı olduğunu dahi bilmiyorum şu anda. Aslında çoğu kişinin beğenmediği için birazcık korkuyorum da hani ben de beğenmeyebilirim diye. Sanırım bu birinci kitaptı. Aslında başlasam da ikinci kitabını alsam daha mantıklı ama işte şu seri toplama uyum bir gün beni bitirecek. Bütün param sevmediğim kitaplara gidiyor ya. Bunu da çok merak ediyorum. Konusu hakkında hiçbir bilgim yok. Araştırmıyorum da kendimi tutarak. Çünkü araştırınca sürekli olarak spoiler yiyorum. Alsam da kitaplığımda bekliyor kitaplar. O yüzden araştırma yok. Araştırma yok. Dördüncü kitabım Poldark. Poldark'ın bir seri olduğunu bilmiyordum ilk aldığımda. Hatta başlayacaktım. Sonra internet sitelerinden birisinde dolaşırken bir baktım aynı böyle kapakta bir kitap da var. Dedim acaba bunlar seri mi? Baktım yazarlar aynı. Sonra öğrendim ki bu seri aslında 12 kitap mı 11 kitap mı öyle bir şeyden oluşuyormuş ve henüz daha çevirisi yapılmamış. Yapıldıkça zaten sitede çıkıyor. Çok üzüldüm. Yani bu kitabı çok istiyordum başlamak. Ama seri olduğunu duymak beni üzdü. 12 kitap bir de. Yeter artık şu serileri toplama alışkanlığım. Elimde o kadar çok toplanmayı bekleyen seri var ki gidip de başka bir seriye başlayamıyorum. Alırken 2 kez 3 kez falan düşünüyorum. Bunu alırsam şimdi bunu da devam ettirmem gerekecek. Toplamam gerekecek. Sonra o tek kitaplar oluyor mesela çok istediğim. O tekli kitaplara para veremiyorum. Çünkü sürekli olarak bir serinin devamı var elimde. Yani toplamam gereken bir devam serisi var. Bu kitabın aslında o kadar da hani bunu okuyunca ikinci kitabını hemen almam lazım şeklinde ilerlediğini söylemediler bana. Dediler ki bunu oku, hani bu da sanki bir sonmuş gibi bitiyor aslında. İkinci kitap başka bir karakteri mi anlatıyor? Öyle bir şeymiş galiba. Yanlış da duymuş olabilirim. Eğer bu kitabı okursam aslında seriyi o kadar da deli gibi istemeyeceğimi, hani bunu okuduğum gibi hemen bana ikinci kitabı fırlatın demeyeceğimi düşünüyorsanız aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Çünkü bu kitaba gerçekten başlamayı çok istiyorum. İki kere, üç kere falan elim gitti ama seri olduğunu duyunca kaldı işte o da yazık. Kitaplığımda bekliyor. Beşinci kitabım Piyon. Piyon'un ikinci kitabını alma fırsatım vardı. Vardı ama ben geri teptim. Her şey başka bir kitap için. O da başka bir videonun konusu zaten. Piyon'u çok merak ediyorum ama bu yazarın bir serisi daha var. Tanrıça serisi. Ben o seriyi okudum. Bu kadar güzel başlayıp da bu kadar berbat ettirilen bir kitap serisiydi benim için o. Sonu çok kötü bitiyordu gerçekten. Kitaplar ilerledikçe kötüleşiyordu. Bu yüzden ben bu kitabın hani serisinin devamına böyle para vermeye çok değer mi değmez mi diye düşündüm yazarın diğer serisi yüzünden. Bir seriyle başka bir serisini kıyaslamak yazarın doğru olmaz çünkü kalemi çok güzeldi şimdi. Ama bilemiyorum yani çok öyle tamamlanmaya değer olduğunu düşünmüyorum. Hani ucuzda indirimde yakalarsam alabilirim. Ama gidip de 20 lira 25 lira verebileceğimi düşünmüyorum bu serinin diğer kitaplarına yani. Eğer yanlış düşünüyorsan, bu seriyi kesinlikle okumalısın, okuduğunda pişman olacaksın Zeynep diyorsanız aşağıya yine yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki kitap şu an aşırı rövanşlı olan ve herkesin okuduğu, herkesin anlattığı ve herkes yüzünden spoiler yediğim Saray. Saray'ı herkes anlatıyor. Herkes şu anda okuduğu, herkes okuduğu anlatıyor ve bir tek ben okumadım. Çok sinirlerim bozuluyor. Yani bu seri 6 kitaptan falan oluşması lazım. Ben başlarsam duramıyorum. Elimde mesela bir kitap için ayrılmış bir para varsa ben bu seriyi başladım ya mesela. Kitabın sonuna geldim. Hemen bana ikinci kitabını al bunun. Hemen bu moda giriyorum. Hemen gidiyorum ikinci kitabını. İnternetten bile değil. Genellikle ben internetten sipariş veririm. İlk bulduğum kitapçıdan alıp çıkıyorum yani. Sonra ne oluyor? O kitaba ayırdığım para yok oluyor ortadan. İşte bu yüzden alamıyorum. Almıyorum. Bekliyor. Alacağım ama en yakın zamanda ikinci kitabını da alacağım. İşte 6'ya ne zaman tamamlarım? Orası muamma zaten. Orayı karıştırmayın. Ama çok güzel olduğunu söylüyorlar. Ben
Sanırım beklettiğime pişman olacağım bu seriyi. Büyük ihtimalle pişman olacağım. Ve bunu da birisi aldırdım. Benimle beraber aldı ve ona da okutturmuyorum. Ona da seriyi tamamlamayı beklettiriyorum. Şu an o bana gıcık oluyor zaten. Şu anda izliyordur büyük ihtimalle Ayşe. Üzgünüm Ayşe. Yani bekleyeceksin. Beni bekleyeceksin. Beraber okuyacağız bu kitabı. Öyle tek başına okumak yok yani. Sana yaptırmayacağım bunu. Olmaz. Bir sonraki kitabı aslında bekletmenin çok bir gereği olduğunu düşünmüyorum. Belki okuyabilirim. Belki de okumam yine bekletirim. Kız arkadaşım 9 kuyruklu bir tilki. Kitap bir Kore dizisine uyarlama. Uyarlama o kitaplarda Gizli Bahçe ile başladım. Secret Garden yani. Ve beğendim de. Hani çok severek izledim. Bir dizinin kitaplaşmış hali benim için çok hoştu. Ama bu diziyi izlemedim. Ve izlemiyorum da. Hani kitabı okuyayım ondan sonra başlayayım diye düşünüyorum. Genelde bu uyarlama kitaplarda zorluk çıkartıyormuş insanlar. Hani önce dizi izleyip sonra kitabını okumaları daha mantıklıymış. Ama olsun ben anlarım ya. Ben inanıyorum kendime. İşte inşallah sizinle beraber bu serilerin tamamlanmış, okunmuş ve yorumlanmış halini çekeriz diye umuyorum. İnşallah bir amin deyin siz de benim için. Bu video da burada bitti. Sizinle tamamlamayı bekleyen ve okumak için deli gibi baktığınız, beklediğiniz seriler var mı? Onu da aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, eğer beni ve anlatımımı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.